LCS 7. hafta 1. gün mücadeleleri LoL TV ekranlarında tüm hızıyla devam ediyor. Ben Berat Konsilaryus Ataseven ve yanımda Ercan Trial Barney Bozkurt'la birlikteyiz. Bugün artık 3 maçı geride bıraktık. 2 maçımız kaldı. Son maçtan biraz bahsedelim. Trial nasıldı? Son maç görüşlerin neler? Ya açıkçası son maç biraz H2K oyunun orta kısmında biraz bocalasa da yine oyunu kazanan taraf olmayı bildi. Kompozisyonlar biraz sıkıntılıydı. Fnatic'in erken dakikalarda aldığı skorlar bunu biraz daha da zorlaştırdı ama yine de neden şu anda liderlik koltuğunda olduğunu bize gösterdi H2K ekibi. Kısmen de olsa pozisyonel olarak H2K ekibi belki de ligdeki en iyi takım diyebiliriz. Pozisyon almasını çok iyi biliyorlar. Özellikle yeri geldiği noktalarda ki takım savaşının o Baron Pit'in önündeki kazanılmasındaki pozisyonel avantajı süper kullandılar. Evet, H2K şu anda bulunduğu konumu kesinlikle hak ediyor ama peki bildiğimiz Fnatic, yani o Fnatic'e ne oldu? Eski Fnatic artık niye yok? Ya tabii oyuncu değişikliği belli bir noktada etkiledi. Hı-hı. Ama belli bir noktadan sonra bundan kurtulmanız gerekiyor. Bunun bahanesi belki de ligin ilk 3 haftası bunu kullanabilirsiniz ama ligin 7. haftasındayız. Neredeyse üzerinden 2 ay gibi bir süre geçecek. Hani bundan kurtulması gerekiyordu. Kurtulamadılar ama bu maç için onları şöyle sorgulayabiliriz. Önde oldukları oyunda o kuleleri, yani kumbaradaki bozuk parayı bozduramamak gibi geliyor bana. O yüzden oradaki ekstra altınları alamadıkları için oyunda geri kaldılar. Bu da yavaştan yavaştan o oyunun sonuna giderken o altın farkının ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Evet. O noktadan sonra da artık işler birazcık daha H2K'nin eline geçmiş zaten. Evet, bakalım Fnatic eski günlerine geri dönebilecek mi göreceğiz. Şimdi önümüzdeki maça istersen biraz bakalım. Splice ile Orien arasında harika bir maç, aslında çok çekişmeye geçecek mi bilmiyoruz ama Orien bakalım eski günlerini tekrardan geri dönebilecek mi? Orien için ne diyorsun? Ya Orien aslında XPK'nin ayrılışından sonra o eski karar mekanizmasından çok uzak. Hı hı. Eskiden kafasına koyduğunu yapan, ilk oyunun 10 dakikasında, 15 dakikasında kendi oyununu rakibe hissettiren, hani hissettirmekten daha öte kabul ettiren bir Orien vardı. Ama bu sezon itibariyle Orien bazı haftaları 1-1, bazı haftaları yine 2-0 kapatmayı bildi. Ama o 1-1 kapattığı dönemlerdeki oyunlarda hep gerideydi. Tecrübesinin verdiği bir etkinlikle beraber oyunları kazanmayı başardı. Karar mekanizmaları eskisi gibi değil. Soaz'ın performansı inişi çıkışlı. Yani bazen çok iyi oynayabiliyor. Bazen hani sizi şaşırtabiliyor ki şaşırttığı zaman da aslında ben şaşırtmıyorum. Soaz deyip geçiyorum. O yüzden Orien ekibi yine bugün kazanabilir ama hani tatmin edici bir galibiyet olacağını ben düşünmüyorum. Peki Splice'den bir sürpriz bekler misin bugün? Ya Splice'in şöyle kadrosuna baktığım zaman bu takımın yükselme liginden geldiğinden bahsetmek lazım. Evet. Ve herhangi bir değişiklik yapmadan hala yollarına devam ediyorlar. Her ne kadar zaman zaman ligin o üst sırasındaki ekiplere zor anlar yaşatsa da zaman zaman da oyunların direkt ilk 10 dakikada sonuçlandığını görebiliyoruz. Kendini çok çabuk salan bir takım. Hani hiç o geri gelme potansiyelini hiç göz önünde bulundurmayan bir takım. Takımın en yıldız oyuncularından bir tanesi Sandcox. Gününde olduğu zaman çok iyi işler yapabiliyor. Ama işte o taşıyıcı potansiyeline tek başına kaldığı zaman bir yere kadar. Yani benim aklıma gelen en iyi performanslarından bir tanesi LeBlanc'la aldığı o anlık dördü var ki. Aynen öyle. Onu hatırlatmakla fayda var. O yüzden eğer Orien ekibi gerçek anlamda oyunu kazanmak istiyorsa birazcık orta koridora kaynak ayırması gerekiyor. Evet, tabii bir öte yandan Splice ekibinde de özellikle alt koridorda birbirini tanımayan iki kişiden bahsediyoruz. Aslında artık 7. haftaya geldik. Biraz belki yeni oyunlar, yeni taktikler görebiliriz. Biraz Orien'i benim kanaatimce terletebileceklerini düşünüyorum. Ama Orien'in bu maçı kaybetmesi Orien'e çok fazla şey kaybettirecektir ama Splice'in kaybetmesi aslında Splice'a sadece bir deneyim olarak geri dönebilir diyebilir miyiz? Yani o noktada şimdi kaybedecek bir şey olmayandan kork diye bir söz vardı. Evet, bunda evet, hani doğru. Varus söylüyor, onu da söyleyelim. O yüzden hani senin de söylediğin gibi evet, Splice daha rahat olacaktır. Orien'in o üstteki sıradan kopmamak adına biraz daha telaşlı olduğunu, biraz daha üstünde yük olduğunu hissedebilirler ama hani dünya şampiyonasında yarı final oynamış bir takımdan bahsediyoruz ve bu 5'ten sadece bir kişi eksikti. O yüzden takımın genel anlamdaki tecrübesi hala yerinde. Hala o tecrübeyi kullanabilirler. Hı hı. Ama o karar mekanizmasındaki o kısmı, o dişlerin bozulmaması gerekiyor. Bunu yaptıkları takdirde yine Orien eski haline dönebilir. Hani şunu da söylemekte fayda var. Yine XPK ikinci dönem başladığında, yani bu sezon bittiğinde, bu sezonun finali oynandıktan sonra tekrardan sahnelere geri döneceğini de açıkladı.
Yani o X-Pack eğer bizim tanıdığımız X-Pack olarak bu takıma gelirse yine Orion'ı eski günlerindeki gibi izleyebiliriz. Evet, zaten ben de Soaz'ın biraz bu inişli çıkışlı performansını, özellikle son dönemdeki sadece inişli performansını biraz X-Pack'in gidişine bağlıyorum. Her ne kadar X-Pack'in oyun mentalitesi hala Orion'da varsa da belki de dediğin gibi X-Pack'in dönüşüyle birlikte hem Soaz'ın yükselişi hem de X-Pack'in takıma dönüşüyle birlikte Orion'ın tekrardan yükselişe geçtiğini görebiliriz. Tabii burada hani X-Pack'in gelip gelmemesi tabii tartışılır bir konu ama hani bu şu demek değil. Power of Evil kötü mü? Kesinlikle değil. Ama yani takımın karar mekanizmasıyla takımın gerçekten biri geldiği zaman o takımı yönetmek çok farklı bir şey. Mesela aynı örneği yayının başında vermiştik, hani Cloud9'da bir high faktörü var mesela. High'siz oyun kazanamıyorlar. High geldiği zaman destek rolünde olsa bile, ki high'nin çok uzak olduğu bir rol diyelim. Hani o zaman bile takım oyun kazanabiliyor. Hani X-Pack'in de muhtemelen tekrardan geri geldiği zamanki takıma faktörü bu yönde olacaktır. Yani takımı doğru yönde karar vermeye itebilecek bir isim. Evet, peki önümüzdeki maçın sence kilit şeyi, koridoru neresi? Oyunun nerede çözülmesini bekliyorsun? Yani orta koridorda da Power of Evil daha çok böyle kontrol bir hücreye yönelik oynuyor. Bu noktada şu an kadroyla görebildiğimiz gibi Sandcox ise daha çok böyle suikastı diyebildiğiniz şampiyon havuzuna sahip. Evet, öte yandan ise top lane'de yine özür dilerim aşağı koridorda Kobe'li nispeti göreceğiz. O karşılarında ise Zivan, yani Niels eski ismiyle ve karşısında Mithy. Yani Mithy ile aslında Niels, daha doğrusu Zivan demek lazım artık. Çok iyi anlaşan, uzun süredir birlikte oynayan iki isim. Karşısına bakalım Kobe'li nispet bu sefer bu maçta ne yapacak göreceğiz. Ki son haftalarda ben Mithy'nin biraz performansının düştüğünü görüyorum. Özellikle oynadığı şampiyonlarda, yine sevdiği şampiyonlar bu arada. Biraz Poppy'nin üzerinde ben fazla kaldığını düşünüyorum. Şu an ondan başka kimse Poppy'de o kadar ısrarcı olmuyor. Yani, hadi Mithy'ye demeyelim de Orion takımının dışında kimse, evet, destek rolünde Poppy'nin üzerinde fazla durmuyor. Daha çok üst koridor odaklı oynanıyor. Belki performansını düşürüyor, biraz da Poppy seçiminden yana olabilir. Yani son zamanlarda hiç Thresh'e elini sürmedi, onu söyleyebiliriz. Doğru. Daha çok Alistar odaklı oynuyor. Alistar yana, bir de işte biraz önce söylediğim gibi Poppy oynuyor. Belki onda biraz şampiyon havuzunu değiştirme zamanı gelmiş olabilir. Biraz kendini yenilemesinde. Daha çok, evet, Braum olabilir. Thresh ağırlıklı olabilir, ki ben Thresh'in bu meta için çok 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 değerli olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi yavaş yavaş seçimi yasaklama ekranına doğru gideceğiz. Onun öncesinde hemen şu anda geldik zaten o ekrana. Bir Gangplank yasaklaması bekliyor musun? Ya Gangplank'ten daha çok, ki Soaz'a kesinlikle bunu yasaklamanız gerekiyor. Soaz gibi oyuncudan bahsediyoruz. Ama Soaz'ı buna itip, Soaz'ı Gangplank oynamaya itip belki de ona karşı bir seçilme cevap verebilirsiniz. Tabii bunun için elinize çalışmış olduğunuz bir şampiyon lazım. Evet, bu arada hemen yasaklamalarda hızlı bir şekilde geldi. Splice Fiora'yı yasakladı ve Kalista'yı yasakladı. Karşı tarafta Orion ise Nidalee'yi yasakladı. Nasıl yorumluyorsun şu ana kadar bunları? Şu ana kadar meta yasaklamaları görüyoruz. Fiora, Kalista, senin de söylediğin gibi bir de Kog'Maw gelir mi? Herhalde gelecektir. Ki kesinlikle gelmesi lazım çünkü lazım. Lulu da bu arada açıkta, yanda onu söyleyelim. Evet, Kog'Maw geldi zaten şu anda. Sonra yasaklamaların bir tanesi muhtemelen Gangplank olacaktır. Ama bu aynı zamanda Orion adına belki Lulu'yu da kendileri yasaklaması anlamına da gelebilir. Bakalım. Orion'a, Power of Evil'a. Evet, Power of Evil'a yönelik bir yasaklama geldi Splice'dan. Şimdi son yasaklamayı göreceğiz. Ki burada Gangplank'i Orion'a yasaklatırıp kendileri Lulu'yu çekebilirler. Evet, doğru. O da olabilir. Bunu yapabilirler. Yine masada olan bir korku gerçeği var. Evet, ya belki de Splice de bizim gibi düşünüyordur. Biraz Soaz'ın performans ya da inişli çıkışlı performansına. Evet, bu arada Gangplank'i de yasaklamadılar. Dediğin gibi Lulu. Lulu kaldı. Hemen de zaten Gangplank'i, bu arada Splice aldı. Bırakmayacaklar Orion'a. Ama şunu söylemek lazım. Wanderweer daha çok tank şampiyonlarla oynamayı seven bir oyuncu, ki profilde bize onu gösteriyor. Yani Sandcox'un burada Gangplank performansı kesinlikle benim aklımda bir soru işareti. Çünkü suikastçı şampiyonlarla daha iyi performans sergileyen bir oyuncu. Bekleyip, evet, göreceğiz. Aynen öyle. Bu arada Orion'de Alistar seçimini görüyoruz. Yine meta'nın en popüler ve tabii ki Lucian birlikte oynayacaklar. Eğer kilitlerlerse şu anda. Ya Alistar geldi. Alistar geldi, evet. Yine Lucian'ı bekliyoruz ama herhalde gelecek o da. Evet, Lucian'daki eliler. Mithy şaşırtmadı beni, onu söyleyeyim. Yine Alistar'ından vazgeçmiyor. Ama yine seni üzdü. Yani yine Thresh yok yani. Bakalım, belki bir sonraki maça Thresh'i görebiliriz. Bu arada Ekko'yu görüyoruz şu anda. Bir Gragas gerçeği var. Ben bu seçimde açıkçası Splice'ın Gragas'ı almaları gerektiğini düşünüyorum, ki hani Nidalee yasaklandı. 6-3 yamasında Elis eskisinden biraz daha kuvvetsiz, özellikle hasar bakımından, evet, kuvvetsiz derken
Ellis'ten de yanında kullanabilirler Ellis ama zaten o, geldi Ellis'te. Evet. Eski hasar potansiyeli yok, yok onu söylemek daha, lazım. Evet. Ve Brown. Evet, Brown zaten yine bildiğimiz üzere son dönemlerin en popüler destek şampiyonlarından bir tanesi. Tabi bu arada Spice'ın, yani Ellis'in yukarı koridora şayet koridor değişikliği olmazsa yapacağı baskınlarda Genk Bileng'e bir erkenden birkaç skor verebilmesi durumunda Genk Bileng'in aslında yani tank şampiyonu olmasa da farklı bir yöntemle birlikte agresif bir şekilde üst koridoru domine edebileceğini de söyleyebiliriz. Ya tabii erken safhalar yine Ellis'in hasarını göz ardı etmemek lazım ama yani o eski kombosuyla tekleyebilen pozisyondan şu an çok uzak. Tabii ki yani o efsanevi Ellis döneminden artık biraz daha uzağız. Jin gösteriyor ama bakalım. Jin, Matilis, Elio Blanca doğru gidiyoruz. Tabii bu da yine dediğin gibi aslında orada Lee Sin'e döndüler. Evet, hemen Lee Sin'e LeBlanc de geldi şu anda. Kitle kontrol bakımından belki Alistar'ın kombosuyla birlikte LeBlanc'ın hemen araya girip çıkarak bir skor alması. Zaten Lee Sin'in bu konudaki mobilliği de belli şu ana kadar. 4 şampiyonu dikkate aldığımızda yani çok sürpriz bir kadro beklemiyor. Yani şu anki en büyük sıkıntılarından bir tanesi minyon dalgalarını temizlemekte olacak. O LeBlanc'ın vur kaçını minyon dalgasına kullandığınız zaman gerçekten bir hasar potansiyeliniz kalmayacak. O yüzden son seçimleri çok önemli olacak. Burada Orion ekibinin diğer tarafı Tristana gösteriyorlar. Bakalım. Evet, Tristana Ezreal'e döndüler bu arada. Lee Sin'in de kazanma oranı bu arada %52.6. Bence gayet kabul edilebilir kazanma evet, oranına seçme sahip. Seçme oranı da yani %31 olduğu varsayımda daha da önemli hale geliyor. Hiçbir zaman da tabii yasaklanmamış Lee Sin. Zaten hiçbir zaman o kadar tehditkar bir şampiyon olmadı. Yani karşıda bir One Trick Pony Lee Sin yoksa. Evet tabii ki. Ki bizim aynen ligimizde var bir tane, onu söylemek lazım. Consistent number one'da oynuyor. Yani bu arada Insandra ve Caitlyn seçimleri geldi. Evet. Ezreal'den vazgeçtiler. Caitlyn tabii ki şimdi Caitlyn Brown yine koridor değişikliği olmazsa alt koridorda yine dürtme yetkisi oldukça etkili bir ikiliyle mücadele edecek Splice ekibi. Bu arada Queen direkt geldi üst koridora. Evet, Queen'i direkt kilitlediler. Gangplank karşısında görüşeceğiz onu. Ama şu var. Yani Splice ekibinin bu konuda iki tane esnek seçim yaptığını belirtmekte fayda var. Lissandra hem üste gidebiliyor hem ortaya gidebiliyor. Aynı şekilde Gangplank de hem üste hem ortaya gidebiliyor. Bu yüzden muhtemelen Gangplank'i ortaya göndermek daha mantıklı olacaktır. Çünkü üst koridorda da çok 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 sıkıntı çekecektir. Ama Splice ekibi işte öyle düşünüyormuş gibi görünmüyor. Son 20 saniyeye kadar hala seçim yapabiliyor. Değiştirebiliyorlar bakalım. Ama o yönde bir hareket olacak mı bakalım. Olmayacakmış gibi geliyor. Olmadı. Evet, şu anda bütün şampiyon seçimleri de tamam. Sihirdar Vadisi'ne geçmeden önce son genel bir görüşünü alalım. Yani iki takımla takım kompozisyonlarına şöyle baktığım zaman Gangplank'in yine belli bir hasar vurması için yine o kahrını çekmeniz gereken dakikalar olacak. Bir 20-25 dakika özellikle. Onun dışında Orion ekibinin kompozisyonu daha çok oyunun erken safhalarına yönelik bir kompozisyon. Eğer oyunun erken dakikalarında o istedikleri kuleleri, istedikleri objektifleri kendi taraflarını alabilirlerse burada Splice'ın işi çok zor olacaktır. Ama tabii Splice'ın da şöyle kompozisyona baktığı zaman bir Lissandra gerçeği var. Sizi o beklemediğiniz anda yakalamayı başarabilirlerse o pençeyle aranıza girip yerine mıhlayıp kendisine ulti atıp o alanı kapatıp kendi takım arkadaşlarına, kendi taşıyıcı rolündeki arkadaşlarına o pencere yaratabilirse Splice'ın işi daha kolay olacaktır. Ki özellikle Gip'in o fıçılarıyla beraber üstüne bir de o Caitlyn'in ekstra hasar vereceğini düşünürsek Splice'ın da kompozisyonu iyi diyebiliriz ama burada Orion biraz kendi kaderine bağlı diyelim oyunu. Kazanırlarsa oyunun erken kısmını kesinlikle kazanmaları lazım. Geç kısımları LeBlanc için sıkıntı olabilir. Doğru diyorsun. Evet, artık Sihirdar Vadisi'ne geçmemiz için önümüzde hiçbir engel kalmadı. Sihirdar Vadisi'ndeyiz. Takımlar yavaş yavaş yerlerini almaya başladılar. Amazing'i görüyoruz. Hemen ormanda yerini alacak. Karşı tarafta Wunderweird'a yine kendisini alıyor. Yine hemen totem savaşı göreceğiz. Tabii ki ilk dakikalarda minyonlar doğana kadar nispeten bir soğuk savaş var diyebiliriz herhalde. Birbirlerini dürtmeden ama bir görüş sağlamak amacıyla özellikle koridor değişikliği olup olmadığını
asıl anlamda görmek amacıyla. Bu esnada Alistar'ı görüyorum. Orada o nehirde şu anda bir görüş sağlamaya çalışıyor. Bir koridor değişikliği şu anda gözükmüyor. Ki belki ama son saniyede bunu hala yapabilirler. Bu arada Vandiver'de şu anda Gangplank'in tadına bakıyor galiba. Yere o barutları fazla harcamasa iyi olur. Evet, bu arada Miti girdi içeri. Şu anda Miti'nin, evet, Miti'nin oraya totem koyduğunu Kobe gördü şu anda. Şimdi tekrardan yerine dönüyor. Artık minyonların doğmasına da çok kısa bir süre kaldı. Bu aşamayı bir atraksiyon olmadan. Şöyle bir şey var. İki taraf, bir taraf kayıcıları alacak, diğer taraf Gromp'u alacak. İki taraf da koridora ufak bir avantaj edip seviye 2'de erken skor almak istiyor. Ama iki tarafında bu skoru alacağını düşünmüyorum. Çünkü herhangi bir tutuştur tehdidi yok. İki tarafında bitkinliği var. Ama en azından bir sihirdar büyüsü avantajı kazanabilirler yine de. Evet, şimdi ormanda başladılar. Yukarıda Gangplank ile Queen karşı karşıya. Ortada yine minyon kesme savaşı bütün hızıyla başladı. Bu arada kaçırdı bir tane Power of Evil. Sonuncuyu aldı. Onu da kaçırdı. Senkak ise bütün minyon dalgalarını almayı başardı bu. Senkak biraz ilk dakikalarda bu esnada Power of Evil'dan agresif bir hareket. Senkak hemen geri çekildi, biraz canını aldı. Ancak tekrardan dolduracaktır. Bu arada aşağı koridordaydı. Sivan oldukça hasar aldı. Şimdi nispet geriye doğru çekecek. Seviye 2 yollar bu arada. Evet, hemen seviye 2 yollar. Bir combo geldi Miti'den. Şimdi Sivan'ın da canı oldukça azaldı. Geriye doğru çekildiler. Bu takastan biraz Splice önde çıktı diyebiliriz belki. Şimdi ittirecekler alt koridorda. Yavaş yavaş da Power of Evil o etkinliğini orta koridorda hissettirmeye de başladı. Tabi LeBlanc biraz kontrol edilmesi zor bir şampiyon. Ki ortadaki çoğu büyücüyü de counterlıyor dersek burada Senkaks'ın işi hiç de kolay olmayacak. Evet, ama büyük ihtimalle çalışmıştır LeBlanc'a karşı özellikle. Gerçi LeBlanc'a karşı çalışmak bilmiyorum ne kadar mümkün, o kadar mobil bir şampiyon ben ki. Ben sana şunu söyleyeyim, pek anlam ifade etmiyor. Evet evet. Yani o kadar dikkatini ona toplasan bile zaten yani LeBlanc'ı takip etmek oldukça zor. Bu arada bir komba daha geldi Miti'den. Devamını getirmediler. Orada Sivan bir niyetlendi ama vazgeçti. Şu anda aşağı koridor oldukça hareketli başladı diyebiliriz. Belki de ilk kanı burada görebiliriz. Bu arada yukarı koridora bakıyorum. Orada da Queen ittirmiş durumda. Şu anda henüz ormancılardan bir hareket görmüş değiliz. Thresh'i biraz üst koridora yakın gibi görünüyor. Evet, orada şimdi görüşü sağladıktan sonra belki üst koridora yardıma gidebilir mi diyeceğim. Harika, karşı tarafa, karşı tarafın ormanına doğru giriyor. Orada Amazing'le bir karşılaşma olur mu? İkisinin de canı oldukça fazla. Bu arada görüş yok. Amazing orada olduğunu görmüyor ama şimdi oraya doğru giderse totemin içine girecek. Şu anda Queen onu gördü. Amazing de gördü. Oraya doğru gelecek. Araya alabilirler bu arada. Bu arada evet, Thresh'i görüldüğünün farkında değil. Evet, Soaz geldi oraya. Şimdi Thresh'i hemen kullandı. Kaçacak mı? Amazing de geldi. Wunderbeard'a orada devam ettirmeyecekler bunu. Ses dalgası kaçınca hiç ısrar etmediler. Evet, ses dalgası kaçınca ama orada görüşü olduğunu fark etmedi Thresh'i. Biraz riskli bir harekette bulundu. Bunu gören Lee Sin hemen bir karşı ormana baskı kurar mı diye düşündük ama tekrardan kendi ormanına geri döndü. En azından orayı totemleyip yine de Thresh'in nerede olduğuna dair kendi takımına güzel bir bilgi verdi. Alt koridor bunu gördüğü için yani ofansiflik yapacaksa şu an yapmadı. Evet, bu arada orta koridorda yine bir takas görüyoruz. Devamını getirecek mi Power of Evil? Power of Evil'ın canı oldukça az. Amazing de geldi. İlk kan dökülecek mi? Yine kaçtı ses dalgası. O ses dalgası tutsaydı ilk kanı görebilecektik belki. Pençesini kullanarak çok iyi bir şekilde burada Senkaks çıktı. Üstüne döndükten sonra muhtemelen ışınlarıyla beraber tekrardan koridoruna dönecektir diye tahmin ediyorum. Özellikle hani Lee Sin'in ve LeBlanc'a karşı olduğunuz oyunlarda bu canla koridora durmak pek de sağlıklı değil. Evet. Yani kalanlar da zaten bunun cezasını defaten çekti. Birçok kez deneyimlediğimiz üzere. Tekrardan alt koridordayız. Burada yine karşılıklı takaslar ve minyon kesme savaşı devam ediyor. Üst koridorda Queen orada bir oyun peşinde mi acaba diye bekliyoruz. Ama orada görüş sağladı Wunderbeer. Şu anda Amazing'e bakıyorum. Yukarı doğru geliyor. Herhangi bir görüş de yok. Ancak yine... Evet, Soaz da orada. Şimdi orada bir oyun görebilir miyiz acaba?
Şu anda Wunderwear'ın üzerinde oldukça hasar var. Ama ortada Thresh alt koridora geldi bu arada. Evet, bu arada Thresh'i de alt koridorda ama orada da bir skor çıkmayacak gibi. Şu anda birbirlerini sürekli dürtüyor takımlar aslında ama iki takım da çok risk alma peşinde değil anladığım kadarıyla. Sadece uygun fırsatı yakalamaları durumunda ancak. Şu var, Splice ekibinin, Orion ekibinin erken safhadaki bu gücüne kesinlikle saygı göstermesi gerekiyor ve öyle de yapıyorlar. Her an ellerinden geldiği kadar takasadan kaçıyorlar. Bu esnada Xenic Gaxor, Power of Evil yine tutturamadılar. Bu şu ana kadar yanlış saymadıysam 3. denemesi Amazing'in orta koridora. Yani herhalde ilk kanı dökmek için hedeflerini açıkça belirlediler ama şu ana kadar bu konuda başarılı olamadılar. Power of Evil agresif oyununa devam ediyor. Gözümüz bir noktada herhalde her zaman orta koridorda olması gerekiyor bu maç için şu anda. Ki Amazing'de zamanının büyük bölümünü orta koridorda harcıyor. Çünkü LeBlanc'a minyon sayısından daha çok skor önemli. Rakibinin önüne geçmesi gerekiyor ki bu avantajını diğer koridorlara yapacağı o suikastlerle aktarabilsin. O yüzden birazcık orta koridor odaklı oynamasını bu yönden anlayabiliriz. Amazing şu an üst koridorda bir şeylerin peşinde. Belki totem de beraber kulenin altına geçip oradan gelecek. Evet, şu an gelmesi lazım. Evet, şu anda gelecek mi? Geldi ilk kandaki sıçrası var yalnız. Amazing orada ses dalgasını kullandı. Bu sefer tuttu. Sıçra da geldi Suaz'a. Suaz alacak mı? Amazing geldi. Kule de git. Kuleyi tanklamaya başladı. Kobe geldi oraya. Ne? Orada Kobe geldi. Kobe'nin ne işi var orada? Nereden geldi? Nispetle Kobe oraya ne ara geldi? Ve ilk kan döküldü. Wunderwear'e gidiyor. Amazing oyun yapacağım derken oyuna düşüyor adeta. Yalnız burada oyunu yapan Amazing bilmem ama ses dalgası tuttu diye bu arada Suaz sıçra attı. Sıçra attığında Amazing oranı bile olmadı. Hani sen ne yapıyorsun evet, dercesine Amazing bir hareket çok yaptı. Çok sonradan takip etti. Ve tabii ki ama tabii burada Kobe ile nispetli takip etmek lazım. Bu esnada Suaz düşmek üzere Spice hemen karşılık vermek istedi ancak daha dikkatli olan takım burada Orion. Bu arada Power of Evil ile yine Sense Tax arasında bir değiş takas var. Hemen orada sıçrasını kullandı. Power of Evil bu şeyi istiyor yani ittirmeyi istiyor. Bu agresif oyunu gerçekten istiyor şu o anda. Da... Bu esnada Mithy'ye bir Q tuttu nispetten. Amazing orada, Thresh'i de orada. Amazing biraz o şey peşinde hemen kaçtı Mithy'ye doğru. Bu arada üst koridorda kuleyi aldıktan sonra ittirmeye devam ediyor Splice. Şunu söylemek lazım. Daha demin Lissandra orada ultisini kullandığında Power of Evil'sa direkt arındırına başvurdu ve oradan kendini kurtarmayı başardı. Takasın devamında ise hani aslında oradaki takası şöyle özetleyebiliriz. İki takım da iki orta koridor oyuncusunda birer tane sihirdar büyüsünden oldu. Aynen öyle. Tekrardan izleyeceğiz şimdi. Yalnız bu çok büyük bir hani riski almış gerçekten. Bu çok büyük bir komünikasyon eksikliği. Doğru. İşte burada geldi. Suaz burada flash'ını kullandı ancak hani Amazing yok yani. Hiç oralı bile değil. Evet ve tabii tam zamanında gelmiş tabii ki Kobe ve Amazing orada biraz kaderine terk edilmiş durumda. Ki öyle bir noktada da yakalandı ki hani sıçra kullansa bile çıkamayacaktı evet, ki o da hiç. O yüzden kullanmadı boşu boşuna harcamamak amacıyla. Orta koridordayız. LeBlanc tekrardan geliyor koridoruna doğru. Minyonlara baktığımızda üst koridorda Wunderwear'ın bir 12-11 milyon kadar önde olduğunu görüyoruz. Alt koridora baktığımızda ise açıkçası Zven biraz öne geçmiş durumda. Orta koridorda ise oldukça yakınlar. Power of Evil'a şimdi mavi güçlendirme aldılar. Tabii ki orta koridor için vazgeçilmez güçlendirmelerden bir tanesi mavi güçlendirme. Genel anlamıyla bir ilk skoru aldığı için ve bir de kule aldığı için Splice'ın yaklaşık 1500 altın önde olduğunda hatta 2000 altına çıktı şu anda. 2000 altın önde olduğunda görebiliyoruz. Amazing karşı ormanda bu arada kırmızı güçlendirmeyi almakla meşgul. Sven ve Mithy de alt koridorda biraz üstünlüklerini göstermiş durumdalar. O koridoru alabileceklermiş şu anda. Tabii Lee Sin de onlara yakın olduğu için bu özgüvende evet, biraz da yaptılar ve böylece Orion ilk kulesini almış oldu oyundaki. Yine orta koridorda bir takas görüyoruz. Bu sefer Amazing tam zamanında geldi. Thresh'i de orada, Suaz da orada. Sensak ultisini kullandı. Amazing'in ses dalgası tuttu ve Amazing buradan skoru çıkarmayı başarıyor. Amazing ses dalgasını tutturmayı bekliyormuş demek ki. Tutturduğu anda skoru almayı başardı. Orion biraz tutuk başladığı maçta şimdi önce kule alarak daha sonra da skor alarak biraz dengeyi sağladı diyebiliriz. Hem skor aldılar hem de skor alırken iki tane de asist gitti bu arada. Biri Suaz'a diğeri ise Power of Evil'a gitti ki bu skoru sanki Power of Evil'a bırakabilirler evet herhalde o hengamede biraz
bunu çok şey yapmadılar, risk atmak istemediler. Bu arada Amazing de kırmızı güçlendirme almaya doyamadı. Önce karşı ormanın kırmızı güçlendirmesini, hemen sonrasında da kendi ormanında kırmızı güçlendirmeyi aldı. Alt koridorda ise su ağzı alt koridorda gördük. Minyonları ittirdikten sonra şimdi base'ine geri dönecek. O da üstüne geri dönüyor. Bakalım hangi eşyayı tamamlayacak. Muhtemelen ilk tercihi Yomu'nun kılıcı olacaktır. Ki eşyalar da bize... Dilerse oyun sonunda çok ciddi bir güç farkı görebiliriz. İki taşıyıcı arasında bu. Esna da Power of Evil'da su ağzı orada. Thresh'i yakalanmak üzere. Thresh'i yakalandı. Canı da oldukça azaldı. Sıçrası var. Power of Evil kullanıyor. Sıçrasını yine kullanmadı. Onu gösteriyor. Evet. O yönde gidiyor şu anda. Orada bir sürpriz gözükmüyor. Bu arada yani şunu da söyleyelim. Sven ile Kobe arasındaki minyon farkı iyice artmaya başladı. Yani bu çünkü orada nispetle Kobe'nin geldiğini gördü. Şu anda Power of Evil bir kez daha geldi Sensaxon'un üzerine. Tuttu. Şimdi Amazing Ses dalgasını tuttu. Yine düşecek mi? Skoru bu sefer senin Power dediğin gibi. Evet, bu sefer bıraktılar Power of Evil'a. Orta koridor dar etti adeta Orion şu ana kadar Amazing'le birlikte. Sandcox'ın ultisinin gelmesine bir 5-6 saniyelik bir pencere vardı. Şimdi geldi. Ultisi olsa belki evet, biraz daha fazla hayata tutunabilirdi. Ama o yani tam zamanlı mı? Herhalde bu olsa gerek. Bu arada biz bu skordan bahsederken alt koridorda Splice kuleyi almayı başardı. Kulelerde 2'ye 1'lik Splice'in üstünlüğü var. Bu çerçevede de yaklaşık 1000 altınlık bir altın farkı. Şimdi Zven bir kule alabilir ama evet, burada kuleyi almak yerine oradaki minyonları evet, kuleyi öldürüyor. Öldürecek. Bu esnada ulti geldi. Amazing düşecek mi orada? Bir de Koza geldi üzerine. Evet, Koza da geldi. Amazing hareket dahi edemedi bu pozisyonda. Ben yanılmıyorsam o ultiden önce sıçrasını bir yerden çıkmak için kullanmış galiba. Evet, daha yeni kullanmış. O yüzden gerçi sıçra atarsa belki çıkabilirdi oradan ama sıçrası olmadığı için o skoru vermekten de kurtulamadı şu anda. 13. dakikadayız. Skor bakımından aslında denemeler çok fazla ama skor bakımından biraz daha az. Tabii burada Sandcox'ın özellikle fazla yorulduğunu söyleyebiliriz. Amazing'in ona olan özenli operasyonları dolayısıyla. Şu anda biraz takımların belki Vadin Alameti veya Ejderha tarafında oynamaları kendileri açısından daha iyi olabilir. Ki Orient takımının takım kompozisyonunun biraz daha oyunun erken kısımlarında etkili olabileceğini söylersek o %6'lık kısım biraz onların işlerine yarayabilir. Evet, sen derken zaten hemen altta ilk ejderhayı almak için Orient başladı. Amazing de geldi oraya ve herhangi bir direnişle karşılaşmadan Orient ilk ejderhayı almış oldu. Splice bu noktada herhangi bir cevap veremedi. Karşılığında Vadin Alametine dahi gidemedi. Bu arada üst koridorda oldukça ittirmiş. Hemen Suaz oraya gitmek zorunda kaldı. Nispet'te bu arada Wanderer'e yardıma evet, geldi. Yine aynı şeyi yaptılar ama bu sefer Suaz biraz daha hareket etti. Bu esnada Splice oraya 4 kişiyle geldi. O koridoru, o kuleyi alabilecekler mi? Orion herhangi bir karşılık veremeyecek. O koridor düşecek büyük ihtimalle. Suaz orada dürtüyor. Kulenin canı oldukça azardı ve o kulede düştü. Yani oyunun 14. dakikasında üst koridorda ikinci kulenin düşmesi Orion için çok olumlu, iyi bir gelişme değil. Alt tarafa da Gangplank ulti satarak oradaki minyon dalgasına bertaraf ettiler ve kuleyi korumayı başardılar. Buraya herhangi birinin yardıma gelmesi takdirde kulelerdeki avantajını hala devam ettirici olacak burada Spice ekibi. Bir de üzerine Vadin Alameti ekliyorlar. O Vadin Alameti'ni büyük ihtimalle Thresh'i alacak oradan. Bu arada Amazing hala orta koridorda. Yani bir orta koridor oyuncusu gibi oynuyor adeta bu maçta. Elinden geldiği kadar o kaynağı evet, Power of Evil'a aktarmaya evet, çalışıyor. Evet, bir yandan da Sandcox'ın tabii ki güçlenmesini engelliyor. Power of Evil da mavi güçlendirmesini aldı. Bu esnada Orion iyice karşı tarafın Splice'ın ormanına doğru yerleşmiş durumda. Bu arada Kobe belki orada görüşü var mı? Şimdi Power of Evil'ın geldiğini gördü oradaki totem sayesinde. Power of Evil'da dakikalar ilerledikçe Kobe'nin başlıca düşmanı olacak. Yani kule altında bile güvende değilsiniz. Evet. LeBlanc'ın asıl özelliği. Şimdi orada totem temizleme mücadelesi. Power of Evil aşağıda. Şimdi Kobe'ye doğru agresif hareket. İşte zaten tam bundan bahsediyorduk. Bir yetenek atışı daha tutsa orada Kobe düşmüştü.
ve bu ilerleyen dakikalarda zaten düştüğünü göreceğiz herhalde. Bu şekilde Kobe korumasız dolaşmaya devam ederse. Şunu söylemek lazım. Oriye'nin takım savaşı başlatma seçenekleri de bir hayli kısıtlı. Hani Insek'in gelmeyeceğini düşünürsek eğer Amazing tarafından, ki zaman zaman oyuncuların gayet iyi oynadığını, gerekli pozisyonları aldığını biliyoruz. Sadece Alistar çevresine çok bel bağlayacaklar ve bu da onların birçok skor potansiyelini düşürebilecek. Hareket alanlarını düşürecek kısımda. Karşıya baktığımızda çok ciddi anlamda bir Lisandro ve Brown tehdidi var. Oyunu kesinlikle takım savaşına değil, daha çok ciddi savaşlarına Oriye'nin burada birazcık daha sürmesi gerekiyor. Bunu yaptıkları takdirde o takım savaşlarından daha çok avantajla ayrılacaklarını düşünüyorum ben. Evet, bu esnada Amazing durmuyor sürekli bir ormanda. Vanderbilt tehlikeli. Bu arada evet, Vanderbilt gördü mü? Görüşü yok. Sağa sorda. Evet, şu anda gördü. Oraya orada Mitty üzerine biraz hasar aldı. Şu anda orta, daha doğrusu Oriye'nin ormanında üst tarafta oyun oraya doğru yoğunlaşıyor ama Amazing geri dönüyor. Orada riske almayacak takımlar. Ya burada Splice ekibinin üst koridora yoğunlaşmasının herhangi bir mantığı yok. Çünkü zaten üst koridordan alabilecekleri maksimum objektif sayısına zaten ulaşmışlar. Daha çok orta koridor odaklı oynamaları lazım. Neon dalgası... Bu esnada Power of Evil nispete bile, yani tank olan bir karaktere dahi verdiği zarar. Yani ben burada açıkçası Kobe olsam daha çok korkardım nispetten. Kesinlikle o verdiği hasar çok fazla. Hani şundan bahsediyordum. Oriye'nin minyon dalga temizleme potansiyeli bu kadar düşükken kesinlikle Splice'ın bu koridora daha baskın, daha inatçı olması gerekiyor. Özellikle Caitlyn ve Lissandra tarafından o minyon dalgalarını çok rahat şekilde bertaraf edebilecekken, ki Gangplank'i hiç saymıyorum bile, zaten evet, barut yani fıçılarıyla bertaraf edecektir. Yani ittirme potansiyeli olarak şu anda Splice oldukça avantajlı durumda. Bu arada Amazing çok yine farklı yerlerden bu Wunderbeer'la bir kapışma içerisinde yine geriye doğru kaçılacak, çekilecek. Ama Amazing'in, ya ben bugün çok agresif buldum Amazing'i. Yani Liz'in Lee'sini başka şekilde oynayamazsınız. Evet. Başka bir tercihiniz yok çünkü. Yani oynanması gerektiği gibi oynuyor şu ana kadar. Wunderbeer'in Gangplank performansı şu ana kadar. Ya, takım savaşında herhangi bir performans yok ama en azından şunu söyleyebiliriz. Oyunun başına geriye düşmedi. Ekstradan Oriye'nin yaptığı hatadan skor aldı. Üstüne bir de bir sonraki aksiyonunda asist alarak gayet bu ana eşya kısmını iyi geçirdiğini söyleyebiliriz. Bakalım bir sonraki tercih ne olacak? Bu esnada yani nazar değmesin mi diyelim, dakika 18, Suaz'dan henüz beklenmedik bir hareket görmüş değiliz. Yani oyunun başında gördük. Evet, oyunun başında gördük, doğru diyorsun. O yüzden nazar çoktan nazar değmiş. Nazar değmiş diyorsun. Evet, doğru. Gerçi orada tabii biraz Amazing'in de hatası oldu ama. Yani aralarında nasıl bir konuşma geçti ben bilmiyorum. Geçmemiş gibi duruyor daha ziyade. Geçmemiş gibi duruyor. Onu söylemekte fayda var. Amazing yine Splice'in ormanında. Kobe şimdi orta koridora doğru geliyor. Alt koridorda Bean Suaz ittirmiş durumda. O koridora hasar verecek mi? Büyük ihtimalle onu aldıktan sonra geri çekilecek. Çünkü Wunderbeer geliyor oraya doğru. Şimdi orta koridorda Orion ekibi. Ya tabii ki görüşün sağlanması ve daha iyi operasyonlar yapılabilmesi için orta koridordaki kulelerin de bir noktada düşmesi lazım. Dakika 20 oldu. İki takım da bundan biraz rahatsız. Bu esnada combo geldi Mitty'den. Nispete doğru. Nispet hemen kalkanlaştı. Şimdi geriye doğru çekiliyor. Sven orada Suaz'la geldi. Şimdi kuleyi almaya çalışacak Orion ekibi. Savunmaya çalışan orada 3 kişi. Senkax hala yukarıda dönmedi. Wunderbeer de altta. Şu anda tekrardan Ejderha da geldi. Onun önünde bir belki savaş görebiliriz şu anda. Ve şimdi burada Wunderbeer yakalandı. Suaz orada. Suaz alabilecek mi Wunderbeer'i? Ulti geldi Wunderbeer'den. Şu an müthiş bir hasar aldı Suaz. Düşecek mi? Evet, Suaz aldı. Şu anda ama yani bir vuruşluk aslında canı kaldı. Bu esnada Power of Evil 3 kişi arasına girdi. Ya tabii ki kaçış mekanizmaları sayesinde bunlardan hiç korkmuyor. Bu arada Wunderbeer orada fıçıları, barut fıçılarını daha iyi kullansaydı direkt barut fıçısını adeta Suaz'ın önüne koydu. Suaz'ı tek bir normal saldırıyla bertaraf etti. Kaçacağı noktaya iki tane koyup bir tane de kendi üzerine koyup patlatmayı deneseydi. Yani üç fıçılık bir patlatmanın da etkisi o derece büyük oluyor ve hani skor almayı başarabilirdi.
Burada şunu gösteriyor bize, Van de Beer sanki biraz Gangplank mekaniklerine uzak gibi. Evet evet. Yani önce kaçmayı denedi, daha sonradan savaşmayı deneyince biraz zaman kaybetti. Burada Amazing tek başına ikinci ejderhayı alıyor. Splice ekibi tabii ki yine orada görüş yok ve Amazing çok rahat bir şekilde ikinci ejderhayı da aldı. Herhalde Splice ekibinin bir sonraki ejderha için savaşabileceğini öngörebiliriz. Ki Soaz'da Hayalet Dansçısı'nın yerine bu aldığı ekstra skorla beraber Yomun Kılıcı'nın yanına Hayalet Dansçısı'nı eklemeyi başardı. Artık rakipler adına daha korkulu bir hale geldi. Altın farkına baktığımızda da Orion bir skor önde olmasına rağmen Splice'ın yaklaşık 2000 altın önde olduğunu görüyoruz. Tabii orada yukarıdaki koridorun özellikle etkisi var. İki takım da ortak koridordaki ilk kuleyi almak için bayağı bir kaynak ayırıyor ama sadece ortadaki minyon savaşlarıyla nokta buluyor. Gerçek anlamda ilk rotasyon yapan takım kim olacak? Evet. Belki bir kule altı denemesi görebiliriz. Belki Power of Evil önemli taşıyıcılardan bir tanesini belki dürterek veyahut da o gri ekrana baktırarak bir atraksiyon görebiliriz. Özellikle orta koridordaki kulenin düşmesi için. Evet, şimdi yine Power of Evil orada dürtmeye devam ediyor. Biraz daha canlarını azalttıktan sonra bu arada Soaz geldi oraya. Hem üst koridordan hem orta koridordan Orion şu anda ittirmiş durumda. Splice ekibi biraz baskıyla şu anda karşı karşıya açıkçası. Her ne kadar dürtme yetisi olsa da bu esnada şimdi kule alt senin dediğin gibi gelecek mi? Hayır, gelmedi. Zven orada ultisini kullandı. Canlarını da eritti. Power of Evil'da girmeye çalıştı araya. Ancak yetenek atışı tutmayınca geri çekildiler. Orada riski almak istemediler. Ki sen korkusunda şu anda Işınlan'ın devrede olduğunu söylemek lazım. O yüzden Orion ekibi kule altı denemesi yapmak istiyorsa bunu da hesaba katması lazım. Evet. Soaz hemen bu arada tekrardan Orion orta koridorda kuleyi almak için adeta uğraşıyor. Nispet orada elinden geleni yapıyor korumak için. Tabii ki dürtme yetisi oldukça fazla olduğu için Catelyn'in bu denemede şu anlık başarısız oldu. Ama o kule birkaç dalga içerisinde düşecek eğer ısrarcı olmaya devam ederse Orion ekibi. Ama Catelyn üstünden geri dönmeyi başardı. Bu arada dürtülmüştü biraz. Kuleyi biraz daha tutabilirler. Oo, orada kritik tutunca Zven bir anda. Biraz orta koridora gelen bir Soaz. Evet, şu anda orta koridorda nispetin canı oldukça azaldı. Miti de orada, Soaz da geldi. Bu esnada koza harika tuttu. Şimdi Zven ultisini açtı. O da dürttü. Herhalde bu kule anlamına geldi. Evet, bu kule anlamına geldi sonunda. Orion yaklaşık 5 dakikadır istediği hedefe sonunda ulaştı diyebiliriz. Ki bu aynı zamanda rakip takımın orman girişlerine de ekstra bir kapı demek. Bakalım bu avantajı nasıl kullanacak Orion ekibi? Şimdi üst koridorda Pablo Feeble tutuyor. Thresh'i orada. Haritaya bakıyorum. Senkax da geldi. Pablo Feeble hemen geri çekilecek orada. Orion biraz daha planlı oynuyor diyebiliriz. Şu anda Splice ekibi biraz Orion'in hareketlerine göre davranmak zorunda. Biraz kendi stratejisini değil, Orion'in yaptıklarına göre. Ya bu da biraz aslında deneyim farkı diyebiliriz. Biraz daha birbirlerini tanımaktan kaynaklanıyor. Şu var, Zven'le Kobe arasındaki minyon farkı şu an almış başını gidiyor. Neredeyse 60 milyonluk bir fark oluşacak. Ve eşyalara baktığımız zaman da hem cam biçen hem bombardıman bir de üzerine civa kuşağı eklemiş. Lissandra tarafından gelecek herhangi bir ulti de artık civalı kuşak tarafından bertaraf edilecektir. Ve bu aynı zamanda Zven'in takım bu savaşlarında... Bu esnada Zven'den bir ulti geldi. Hemen nispet kalkanını açtı. Şimdi Kobe'den bir ulti geldi Zven'in canını azaltmak için. Zven orada bu arada tek başına o ultisini açmış. Ona rağmen aslında Splice ekibinin nispeten geri çekmeyi başardı diyebiliriz. Gerçi orada Amazing oradaydı. Şimdi Soaz aşağıda koridoru almak, kuleyi almak üzere ikinci kule olacak bu esnada. Şimdi Splice ekibinin orada bir cevap vermesi gerekirdi aslında ama bu noktada şu anda ayrık ittirmeyi çok iyi yapıyor Orion ekibi. 25 dakikadır Splice ekibini oradan oraya, o koridordan o koridora koşturmuş durumda. Ve kule sayılarını da şimdi avantajı eline alarak hem kule sayılarını öne geçtiler hem de altında da öne geçtiler. Bakalım Orion'in bu objektiflerden sonraki hamlesi ne olacak? Yani hala iki tane iç kuleleri var alması gereken. Ki iç kuleleri herhangi bir aksiyonda şimdi bulunmayıp... Şimdi Amazing orada. Sadece alanı karartıp o LeBlanc'ın istediği o suikast penceresini yaratırlarsa oyun biraz daha kolaylaşacaktır burada Orion adına.
Evet, hala tam anlamıyla bir takım savaşı görmedik. Işından geliyor bu arada. Işından geldi. Şimdi göreceğiz. Ziya'nın ultisini açtı. Nispret orada kalkanını açtı. Sensax geldi. Ultisini kullanacak. Bu arada Amazing'den harika bir ulti geldi. Şimdi bakıyorum. Ziya'nın canı oldukça düştü. Soğaz. Power of Evil geliyor. Soğaz arkada. Nispret'e doğru geliyor. Soğaz'ın canı oldukça düştü. Soğaz nereden geldi? Madden'la ya. Orada. Soğaz düşmek için. Soğaz kaçtı oradan. Şimdi Wunderbeer'in canı oldukça az. Wunderbeer de düştü. Bakıyorum. Karşı tarafta Orien'de Amazing düşerken karşı tarafta ise Wunderbeer ve Senkax'ın düştüğünü görüyoruz. Bu takastan Orien'in biraz daha karlı çıktığını söylemek mümkün. Şimdi orta koridorda ikinci kuleyi de almak istiyor. Orien ekibi Ziven hala hayatta. O koridorda düşecek. Thresh'i orayı büyük ihtimalle savunamayacak. Ve bir kule daha geliyor Orien için. Bir anda tempo arttı oyunda ve Orien'in aldığı iki tane skor ve bir tane kule ile birlikte şimdi biraz daha avantajı eline geçirdi diyebiliriz. Altın farkı da 2000 altın dolaylarına gelmek üzere. Belki bir de Baron deneyebilirler, evet, dediğim anda. Evet, Baron deneyecekler orada. Işınlanma geliyor şu anda. Bakıyorum Splice ekibine, hemen oraya doğru yöneldiler. Amazing de geliyor. Burada biraz riskli bir hareket mi acaba Orien'in? Evet, hemen geri çekildiler orada. Canları oldukça az. Orada Baron'u aldıklarını alacaklarına pişman olabilirler. Power of Evil gerçekten tam can sıkıcı şekilde oynuyor şu ana kadar. Yampir yengeci bile vurkaç aldı. Şimdi tekrardan izleyelim. Orada Senkax gelmiş. Wunderbeer biraz arkadan gelmiş. Mid ortada kalmış. Senkax biraz kuleyi tanklamış. Orada Wunderbeer hemen indirmiş Power of Evil'ı. Ziven orada kendini unutturarak ölmesini engellemiş. Nispret geriye doğru kaçarken Soğaz arkadan geldi. Soğaz orada öldü derken Koza'nın kaçmasıyla birlikte Soğaz'ın yaşadığını görüyoruz. Soğaz'ın yaşamasıyla birlikte bu açıkçası Splice ekibi için bir skoru daha vermek anlamına geldi. Orada belki Koza tutsaymış Amazing'i orada Soğaz'ı öldürebilirlermiş ve Soğaz'ın da oradan tabii ki skor alması böylece imkansız hale gelebilirdi ama orada Koza tutmamış. Orada hayatta kalmasın. Şimdi bu arada yine ejderha yapıyor. Orien ekibi 3. ejderha olacak ve Splice ekibi yine hiçbir karşılık veremedi. Yani herhalde bu oyundaki o ejderhaya olan inancını biraz kaybetmiş. Splice bu oyunda hiçbir zaman yani ejderhaya başlama gibi bir amacın geçtim. Yani karşı tarafın Orien'in ejderha hamlelerine karşı da herhangi bir müdahalede bulunmadı. Şimdi tekrardan orta koridordayız. Şu anda bakıyoruz son Wunderbeer'ın son bu combat'ta verdiği hasarlara Soğaz tabii son ölmediği için 2220 vermiş. Wunderbeer 2489 hasar vermiş. Senkax hasar veremeden direkt gri ekrana bakmış. Evet, direkt gri ekrana bakmış. Şunu söylemek lazım bu arada. Power of Evil'da Moralenomicon üstüne bir de Cehennem Asasından sonra Ravadon şapkasını da ekledi ve muhtemelen şu an oyunda tekleyemeyeceği herhangi bir isim olduğunu ben düşünmüyorum. O dakikalar geldi. Yavaş yavaş. Ama tabii bu noktadan sonra takımların çok yalnız dolaşması mantıklı olmayacaktır. Yani Splice ekibi tam 30 dakikadır savunma yapıyor ama bu dakikadan sonra bu esnada Ziven'den bu ulti geldi. Kobe kaçmak üzere ultisini de kullandı. Ziven şu anda güvenli bölgeye doğru kaçmaya başardı. Ama hala geri adım atmış değil. Evet, Ziven bunu ikinci defa yapıyor bu oyunda. Önce ultisi, daha sonra da geriye çekilmesiyle birlikte agresif bir oyun sergiliyor. Şimdi bakıyorum orta koridorda Splice ekibi gelecek. Power of Evil'dan bir deneme geldi yine. Yani Nispet'in kalkanı açık. Alt koridorda Soğaz ilerlemeye devam ediyor. Wunderbeer orada onu bekliyor açıkçası. Şimdi Amazing yine Splice'ın mavi güçlendirmesine doğru ilerliyor. Şimdi bu esnada Soğaz'ı zaten orada olduğunu tahmin ediyordu. Emin olmak için. Şimdi yine totemler diye totem savaşı görmekteyiz. Orta koridorda Ziven yine iki kişiye karşı tek başına hareket ediyor. Soğaz geliyor. Soğaz orada arkadan kuşatacak orayı. Şimdi Nispet'e doğru geldi. Amazing orada müthiş bir hareketle Kobe'yi Orien ekibinin ortasına attı. Yani Caitlyn orada herhalde yani yapacağı hiçbir şey yoktu. Şahane bir oyunu izledik Amazing'den. Amazing bugün gerçekten çok başarılı oynuyor. Yani Kobe orada ya önüne bakarken arkasından Amazing'i gördü. Bir daha gördüğünde 5 tane Orien ekibinin arasında kendisini buldu. Ki orada Amazing sıçrayı da çok güzel kullandı ve senin söylediğin gibi Kobe'yi aralarına atmayı başardı ki Kobe'nin bu noktada herhangi bir sihirdar büyüsü kullansa bile. Bu esnada ulti geldi Ziven'den. Şimdi Power of Evil'da orada, Soğaz da orada. Nispet düşmek üzere. Nispet ultisini kullandığı gibi düştü. Senkax'a düşmek üzere. Senkax düşecek mi? Mito orada büyük ihtimalle orada kombosunu kullanacak. Şimdi Senkax'a düştü. Orien ekibi ağırlığını
bir anda koydu ve Splice ekibi yine bu takım savaşlarında herhangi bir varlık gösteremedi diyebiliriz. Aslında herhangi bir varlık göstermekten ziyade pozisyon dahi alamadılar. Belki pozisyon alsalar bir direniş gösterecekler. Bundan bahsetmiştik. İşte o dakika geldi. Power of Evil'dan inanılmaz bir hareket. Wonder Weird ne olduğunu anlamadan gri ekranı senin deyiminle gördü. Haritadan silmek böyle bir haritadan şey. Haritadan silmek böyle bir şey. Şimdi tekrardan geçtiğimiz zaman yapamadıkları Baron'u bu sefer daha rahat bir biçimde yapacaklar. Çünkü Splice ekibinden kimse, bir kişi dahi oraya yönelmiyor. Çok rahat bir şekilde Orion ekibi bu oyunun ilk Baron'unu alacaklar. Ve bu da bunu nasıl kullanacaklar bilmiyoruz ama çok iyi bir kuşatma bekliyor. Zaten bütün oyun savunma yapan Splice ekibi şimdi biraz daha zorlanacak. Ki takımınızda Queen varsa en mantıklı hareketlerden bir tanesi 4'e 1 deneyebilirsiniz. Queen'i alt tarafa göndermeniz en mantıklı seçim çünkü yukarıda 4 kişilik bir ekiple kuleyi çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Dediğimiz anda da şu an Queen zaten çoktan alt koridorun yolunu tutmuş. Zaten maçın başından beri bunu yapıyorlardı. İttirme kuvvetiyle birlikte şimdi bir de Baron Buff ile birlikte bu çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Orion ekibinin ama genel anlamıyla bu maça hazırlandığını, rakibini küçümsemediğini söyleyebiliriz. Yine karşı ekibin Splice'ın mavi güçlendirmesini aldı. Artık zaten oyunu iyice yıkmış durumda. Splice ekibinin hareket alanı gitgide daralıyor. Şunu yapabilirler belki. 1-3-1 taktiğini uygulayabilirler. 3 kişiyi üst koridora gönderip orta koridora belki LeBlanc'ı gönderirler. Çünkü şu an birebir de inanılmaz kuvvetli. Evet. Yine bir ışından, iki tane ışından geliyor arkaya. Evet, Dispeto orada şimdi bir takım savaşı izleyecek. Power of Evil kaçmak üzere. Power of Evil düştü. Şimdi Mit'in üzerinde. Mit sıçrasını kullandı ve kaçtı. Orta koridordan Soaz oyunu bitiriyor. Soaz inhibitor kulesini alıyor. Splice ekibinin geri dönmesi lazım. Soaz'a bakıyorum şimdi inhibitor'a da şey yapmak durumda ama Wonder Weir ve Nispet geri dönemiyor. Çünkü Orion ekibi onu kovalıyor. Soaz şimdi Thresh ile Kobe oraya geldi. Ancak yani bu koordinasyon meselesi Soaz orada... Yani feda ettiler Power of Evil ama yani o fedanın çok daha ötesinde bir kule ve neredeyse inhibitor aldı. Bu arada Amazing Nispet'e bu sefer Kobe'ye yaptı, Nispet'e yaptı ama arada kaldı. Amazing'i takip etmediler. Amazing bu sefer biraz kendine fazla güvendi. Şimdi bu arada Soaz kule altında Wunder bir o kuleyi de aldı. Soaz şu anda sanki farklı bir oyun oynuyor. Yani Orion farklı bir takım, Soaz kendi başına farklı bir takım gibi. Kule ve inhibitöre odaklı takım savaşlarında siz diyor ki bir oyalayın ben bu oyunu bitireceğim şu anda o havada. Ve Splice ekibi buna henüz karşılık vermiş durumda değil. Biraz daha karşılık vermezlerse zaten Nexus'a doğru, Nexus kulelerine doğru gidecek Soaz tek başına. Kesinlikle. Hala Baron bu arada Baron buff'ı devam ediyor. O noktada biraz daha bitmek üzere ama bence hakkını verdiler diyebilir miyiz? Yani Sandcox'ın iyi bir açıdan geldi. Özellikle Van Diver'la beraber aynı anda ışınlanık kullandıkları varsayarsak Power of Evil vurkaçını defansif bir şekilde Gromp'a doğru kullandı. Onun arkasından bence sıçrasını da kullanması gerekiyordu. Kendini daha iyi bir pozisyona getirmesi gerekiyordu. O sıçrasını kullanmadığı için Gangplank'te devreye girince çok rahat bir skor oldu. Bu arada Soaz'ın sürati anında ejderhaya geldi ve Splice ekibi ilk ejderhayı sonunda yapacak. Sanıyorum Orion burada bir karşılık vermeyecek çünkü hepsi geriye dönmüştü. Evet. Splice ekibi ilk ejderhasını aldı. Bu arada Ziven orada yine agresif. Wunder bir orada ultisini kullandı Ziven. Nispet hemen kalkanını açtı. Şimdi orta koridorda Splice ekibi biraz geriye düşünce daha rahat oynamaya başladı gibi geliyor. Daha birlikte daha bir takım halinde ama bu iş işten geçti andan itibaren yapıldığını sonucuna varırsak çok bir işe yaramayacak. Yani hala iki tane açık imitörleri var. Ortada yapılabilecek bir takım savaşı direkt onların canını yakalıyor. Bu arada Soaz orada bir tane totemin üzerinde duruyor evet, ama hala farkına varmadı. Şu anda evet, farkına varmamışçasına tekrardan geldi. Arada kaldı bu arada Wonder Weir. Bu esnada evet yukarıdan da geldi. Yani bu biraz harita kontrolüyle alakalı bir durum. Hiçbir şey yapamadı. Gerçi Soaz'ın yani Queen'in etkisi bu arada inhibitor orta kuledeki inhibitor da düştü. Şimdi alt koridora dönüyoruz. Soaz orada yine devam ediyor. Şu anda biraz psikolojik anlamda ya Orion üstünlüğünü kurmuş durumda. Splice ekibi yani denemedi bile. Yani karşılık vermeyi başarmanın yanı sıra onun denemesini bile yapamadı şu ana kadar. Ki şu anda yapabilecekleri tek bir şey var. Üst koridora gidip
diğer koridorların ok ittirmesini beklemek ve rahat bir şekilde oyunu kapatmak. Evet. Ama tabii bu bile zaman zaman zor bir hale gelebiliyor. Yani Orien'in burada biraz daha soğukkanlı olması lazım. Şu anda girdi. Mitty'den harika bir combo. Şimdi ultisini de açtı. Sven orada kuleyi tanklayan kim? Mitty. Mitty tabii Soğaz ki arkada. Şu anda Soğaz arkada. Power of Evil orada alabilecek mi? Senkaksı. Zonya'sını kullandı. Senkaksı kaçmaya başardı. Amazing orada ama yani nereye kaçacaksın? Mitty'nin hala kuleyi tanklamasına rağmen canı çok fazla. Amazing orada Senkaksı almak için maçın başından Soğaz bir uğraşını aldı. Soğaz yani Thresh'i yani Mitty orada bu esnada. Sen dedi ben yapamayacağım. Ben geldi. Bu arada kuleyi de aldılar. Soğaz'ın canı oldukça azaldı. Wanderweer geldi ama tabii ki yani takım savaşında olmadıktan sonra biraz demiştir bu canlarla keşke bu takım savaşında yer alsaydım belki bir şeyler yapardım ama o alttaki harita kontrolündeki eksikliği nedeniyle bu takım savaşında yer almadı. Soğaz vazgeçmiyor. Nefes aldırmıyor adeta Splice ekibine. Şimdi Wanderweer oraya doğru geliyor. Splice, Soğaz'ın tabii can yenilemesi oldukça fazla olduğu için ona da güvenerek biraz daha ittirdi. Şimdi Mitty de geri dönüyor. Splice ekibinin kendisini toplaması biraz zor olacak bu noktadan sonra ama dediğim gibi evet şu anda Soğaz orada yani Mitty bu arada 3 kişiye birden kombosunu gerçekleştirmiş. Kobe orada erimiş adeta. Soğaz Kobe'ye özellikle dikkat etmiş ve onu oradan almış. Mitty kuleyi tanklamaya devam etmiş. Dolayısıyla takım arkadaşlarının bu noktada yardımcı olmuş. Senkaks çaresiz bir şekilde önce yukarıya kalkmaya çalışmış. Orada Amazing'i de alabilirmiş ama hasarı yetmemiş. Daha sonradan Amazing'de düşmüş. Soğaz orada Thresh'e doğru yönelmiş ve Mitty'nin son hamlesiyle birlikte o da düşmüş. Tabii daha sonrasında da Wanderweer'i gördük tabii. Power of Evil'da burada kuleye ölmüş. Evet. Zoru başarmış. Power kimsenin ölmediği takısı. Evet yani o kombinasyonda, o karmaşada onu başarmak da Amazing her zamanki gibi yine onu Power of Evil'a bırakacak. Şimdi bir tek alt koridor kaldı. Üst koridor kaldı. Soğaz da oraya doğru geliyor. Alt koridorda minyonlar ittirmiş durumda. Orta koridordan da geliyor. Şimdi Splice'ın üst koridoru savunması gerekecek. Orta koridordan bu esnada Sven geldi. Yine aynı taktik. Yine Sven tek başına gibi duruyor. Ama arkasında yine harika bir takım kombosuyla onu destekleyen 4 kişi. Power of Evil yukarıda kaldı. Soğaz her zamanki gibi aşağıda. Her zamanki gibi Wanderweer onun karşısında durmaya çalışacak. Şu anda hem orta hem alt koridor için olan senaryoyu büyük ihtimalle üst koridor için de göreceğiz. Soğaz için oyun pek parlak başlamamıştı ama şu an skoru gayet göz alıcı. 6-0-6. 6-0-6 yani oyunun başında biraz eleştirdik ama alışıktır o. Evet o alışıktır. Ama zaten Soğaz'ı Soğaz yapan şey bu. Yani ya çok iyi oynadığı maçlar ya da ya zaten iyi olduğu için biraz vasat oynadığı zaman biz eleştiriyoruz kesinlikle. Soğaz'ı. Kesinlikle. Ki o da çok ayrı bir tecrübe. Ki Baron tekrardan bu arada vadiye döndü. Evet hemen oraya doğru işaretler geliyor ama Soğaz bütün hızıyla oraya doğru gitti. Oradaki inhibitor yavaştan olacak bu esnada. Orien oyunun ikinci baronuna başladı. Şimdi bu arada geri çekildiler çünkü Soğaz orada yok. Thresh oraya geldi. Nispet de geldi. Bu riski almadı Orien. Şimdi oradaki görüşü sağlamaya çalışacaklar. Hemen geri dönüyor. Tekrardan barona. Evet tekrardan barona. Yani Splice ekibini ortada şey yapacaklar şu anda dolaştıracaklar. Bakıyorum Soğaz şu anda gelmiyor oraya doğru. Nispet orada. Kobe orada. Biraz riskli olacak mı acaba? Power of Evil'da orada. Queen kapatıyor bu arada. Evet şu anda Queen kapatıyor. İşte bu yani yine bir takım savaşı. Yine çalışılmış bir pozisyon adeta. Arada kalacak. Power of Evil oradan geldi ama geri çekildi. Aynı hataya düşmedi bu sefer Splice ekibi. Orada Orien biraz belki takım koordinasyonunda sıkıntı yaşamış olabilir mi bilmiyorum. Çünkü Power of Evil üst koridorda, Soğaz alt koridorda 3 kişi Baron. Belki biraz daha kararlı davranabilseler şimdi Baron'u çoktan almışlardı. Evet, onlar da daha çok şu an harita üzerindeki oyunlarıyla bu oyunu kazanmak istiyorlar. Evet. Oraya çekip Soğaz'ın o ayak ittirme gücünü sonuna kadar kullanmak istiyorlar. Yani Soğaz şu an Wanderweer'i skor olarak birebir de alabilir ama çok dikkatli oynaması gerekiyor. Wanderweer'in hasar potansiyeline biraz saygı göstermesi lazım. Evet. Sonuçta bir Gangplank'tan bahsediyoruz. Ve yani 435 milyon kesmiş. Üstünü tamamlamış, ebedisini tamamlamış bir Gangplank'tan. Şimdi başladı Orien Baron'a. Çok sabırlı hareket ediyorlar. Karşılık vermek istiyor. Çünkü bu baronu verirse biliyor ki Splice ekibi üst koridorda gitti. Bu esnada Soğaz ortada. İndibitör mesela. Şimdi orada bir savaş başladı. Of nispet inanılmaz düştü. Yani tanklık
görevini yerine getiremeden düştü. Orada Suaz'a alt koridordan bakıyorum. Suaz yine şu anda takım savaşıyla hiçbir ilgisi İnhibitör yok. Oluyor. Senkax orada evet inhibitor oluyor. Aldı hatta. Senkax da ya Orion ekibi gerçekten taktiksel anlamda bir ders veriyor şu anda Splice ekibine. Suaz'a bir çare bulamadılar. Yani 40 dakika boyunca Suaz jirit attı adeta haritanın tüm yerlerinde. Ki Queen bu kadar eşya gücüne ulaştıktan sonra gerçekten baş edilmesi çok zor bir şampiyon. Bir kez daha deneyecek şimdi Orion şansını. Yine Suaz altta. Yine nispetle nispet oraya geliyor. Senkax oraya geliyor. Power of Evil orada avını arıyor. Amazing'in canı biraz az. Bu denemede başarısız. Yine Suaz aşağıda. Şu anda bu esnada Kobe agresif davranmanın sonucunu ödemek üzere. Queen geliyor yine. Queen geldi. Evet şimdi bu sefer kapattı. Queen orada Kobe'yi indirecek. Thresh'i de düşecek büyük ihtimalle çünkü Suaz durmayacak orada. Senkax arada kaldı. Senkax bu arada Amazing Thresh tedbirli. Sıçrasını çok iyi yere kullandı Senkax. Bu arada Nispet orada. Wonderweer orada. Ama tabii ki şu anda Thresh ile Kobe'nin düşmesi nedeniyle 5'i 3 savunma yapmak zorunda. İnhibitör oradaki inhibitörü alacaklar orta kule. Orta kule inhibitörünü. Şimdi 3'e 5 savunmak zorunda Splice ekibi. Senkax'ın canı biraz az. Orada Wunderweer orada şimdi ittirmeye devam ediyor. Işından geliyor şu bu arada. Işından da Suaz üst koridora geliyor. Zven de ultisini kullandı. İyice ittiriyor. Şimdi Suaz üst koridorda alacak. Böylece 3 inhibitörde düştükten sonra artık Orion'e basit demeyelim ama bir düzgün bir takım savaşıyla oyunu bitirmek kalacak. Şimdi Suaz orada bir takım savaşı. Senkax düştü. Nispet de orada düştü. Bu oyunun artık yavaş yavaş sonuna kalıyoruz. Wunderweer de düşecek mi? Evet, Wunderweer de düştü. Orion ekibi artık bu oyunun bitirmesi için önde sadece Nexus Kulesi kaldı. Ve Nexus Kulesi'ni de alıyor. Orion ekibi bu maçı adeta stratejileriyle kazandı. Harita oyunu güzel oynadılar. Özellikle avantajı kendi lehlerine geçirdiklerinde karar mekanizmaları bundan önceki haftaya göre daha düzelmiş bir şekildeydi. Yaptıkları ve oynadıkları oyun kesinlikle ve kesinlikle tatmin ediciydi, bunu söylemek lazım. Power of Evil'da böyle taşıyıcı pozisyonunda ve hani gerçek anlamda bir tane suikastçı şampiyonuyla beraber izlemek de bana ayrı bir zevk verdi, bunu da söylemek lazım. Belki de Orion adına en sıkıntılı nokta şuydu. O oyunun başındaki kule altında denemelerinde hani Amazing'le Soaz'ın kafa olarak çok farklı noktalarda oldu. Belki de Orion'un en göze batan hatasıydı. Evet, belki de oyundaki tek hatasıydı. Burada biz Soaz ve Amazing faktöründen bahsetmek gerekiyor bence. Suaz özellikle tüm oyun boyunca yani dar etti adeta Wunderweer haritayı. O ilk oyunu belki biraz hatta belki o iteklemiştir o güzel oyununu. Amazing de gerçekten orta koridordan çıkmadı. Adeta bir orta koridor oyuncusu gibi dar etti. Senkax orada gerçekten sıkıntılı bir oyun geçirdi. Yani LeBlanc'ın işlevselliği ise oyunda getirisi çok büyük olacağı için Amazing bunun farkındaydı. Takım olarak bunun farkındalardı ve ellerindeki en büyük kaynağı zaten orta koridora ayırdılar. Oyunun sonunda ise gördüğünüz gibi hani oyunun en tank şampiyonlarından bir tanesi olan Braum'u kapı gibisi açıkken hani direkt haritadan yok etti. Hani nasıl bir hale geldiğini artık siz düşünün. Onun dışında ise ben Orion'un işte biz Orion'u biz böyle tanıyoruz. Ne kadar önde olurlarsa olsunlar disiplinden hiç ödün vermeyip olabildiği kadar objektif odaklı oyun oynadılar. Yani zaman zaman bir kule gerilerdi, iki kule geriye düşmüşlerdi. Ama ne oldu oyunun sonunda? İki rotasyona direkt kulelerde öne geçmeyi başardılar. Baron etrafını kendi lehlerine geçirdiler ve oyunu da kapatmayı böylebildiler. Evet, yani Orion'un aslında asıl vermesi gereken sınav bu değildi. Ya belki bu bir aşamaydı tekrardan eski seviyelerine dönmesi için. Ya tabii burada biraz Splice'ı da göz atmak gerekir. Çünkü Splice bütün oyun boyunca savunma yapmak zorunda kaldı. Çok az risk aldı diyebiliriz belki bu maç için. Yani bir yerden sonra rakibinizin oyununu kabul etmekten başka şansınız yok. Splice bunu yaptı. Zaman zaman tek bir tane inisiyatif kullandı. O Power of Evil'lardan çıkartılan iki tane ışınlanı kullanmışlardı. Onun dışında pek de oyunda bir varlık gösterdiğini söyleyemeyiz. Evet, aslında yukarı koridordaki ikinci kuleyi de aldıktan sonra belki oradan bir avantaj sağlayabilirlerdi ama onu da başaramadılar. Bu maçı da böylelikle bitirmiş durumdayız. Son maçımız kaldı. Avrupa LCS 7. haftada son maçımız Unicorns of Love ile Rocket arasında. Kısa bir aradan sonra tekrardan birlikte olacağız.